Bu ifadeyi düzenleyelim. 2 eksi r çarpı x kare. Daha sonra x'li olan ifade eksi 4 r kare çarpı x. Bunu da diğer tarafa atarsak artı r küp eksi 27 oldu. Eşittir 0 diyebiliriz. Ters işaretli iki tane farklı reel kök var ise bunların çarpımları negatiftir. Yani kökler çarpımı c bölü a küçüktür 0 olmalı. C değeri burada r küp eksi 27'dir. R küp eksi 27 diyoruz. A değeri de burada 2 eksi r'dir. Bunun sıfırdan küçük olması gerekiyor sağlaması için. Önce bunu sağlayan değerleri bulmak istiyoruz. Ancak daha sonra da bunun dışındakileri alacağız. Köklerine baktığımız zaman 2 küp burada farkı vardır. Bunu 3'ün küpü diye yazacak olursak r eksi 3 çarpı r kare artı 3r artı 9 olur. Burada asal polinom vardır. Buradan herhangi bir kök gelmez. İhmal edilebilir. Alt tarafta da 2 eksi r var. Küçük 0. Bunun kökü 3'tür. Alt tarafta da kök 2'dir. Buna bağlı tablo kuralım. R değerleri 2 ve 3'tür burada. Kök olduğu için buraya yazıyoruz. Baş katsayı burada artıdır. Burada da eksidir. Eksiyle başlıyoruz. Burası artı oluyor. Sonra da eksi oluyor. Normalde çözüm kümesini bulmak istediğimiz zaman eksi olan kısımlara bakarız. 2 ve 3 de alınmaz. Eşit olmadığından dolayı. Ancak kaç tane tam sayı değeri alamaz dediği için o zaman 2, 3 dahil aradaki sayılardır. Arada zaten sayı olmadığı için 2 ve 3'ten 2 adet sayı gelir.